Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şimdi ağlağı tutmak için kazık yapacağız babamla beraber. Babam da motoru bile ya. Çalışan baba motor bak değil mi? Çalışıyor. Bakay çalışacak mı? Bu motor bize normalde genelde kaynıyor. Bak arkadaşlar şu eskilerden söktüğümüz bir tane sağlam bir meşe gazuğu var. Daha eskiden yapmışlar. Bu evde yavaş yavaş yıkılıyor. Bundan da odun yapacağız. Zamanımız oldukça yıkıp odun yapacağız. Bakayım motoru da şöyle. Olan bu şekilde bile ya. Yukarıdaki koyunları otlattığımız yeri kazıkları yıkılmış üst taraftaki. Zaten çakıl üzerine çakıl dedim. Babamla çakıl serdiydik oraya yol yapmak için de. Oranın ağlası da bir türlü tutmuyor. İnşallah oraya sürgülü bir kapı yapacağız baba. O da nereden baksa 15-20 bin lira iddia değil mi şimdi? Kapısı hazır oranı da nerede? İcraat yok da. Aynen. Arkadaşlar bir de adaklı koçlarımız var, koyunlarımız var, işte dişi koyunlarımız. Bizim köyde tacir bir tane abimiz var. O dedi ki ne zaman sana dedi adak kestirmek isteyen olursa gel buradan alırsın dedi. Ben de uygun bir fiyata keseceğim arkadaşlar. Gideceğim koyunu oradan alacağım. Bende de var koç, onda da koç var. Hatta 15-20 tane koç var. İster dişi ister erkek koyunumuzu keseriz, yani adağımızı keseriz. Bu bilgiyi de buradan sizlere vereyim. Eğer siz bizi tercih ederseniz, adaklık falan kestirmek isterseniz, biz de dini şartlara uygun bir şekilde adak kesip ihtiyaç sahiplerine dağıtabiliriz. Ya da kesip gelip siz buradan da kendiniz de alabilirsiniz. Biz de dağıtabiliriz ya da yardım kurumlarına da verebiliriz değil mi baba? Evet, Lolo. Aynen, babamla beraber bu işi biz gayet de güzel yapıyoruz. Şu an abiyle dün konuştuk. Kendisi tacir, celep, cambaz. Sizin orada nasıl söylerlerse işte. Bizim burada tacir diyorlar. Başka yerlerde de cambaz falan diyorlarmış. Abinin 30-40 tane varmış. İstediği zaman dedi. Sana dedi. Veririm dedi. Hiç sıkıntı yok dedi. Yani bizim de kesecek gibi kadar, yani adaklık yapacak koyunumuz artık var yani arkadaşlar. Siz varsa adağınız bizi tercih ederseniz biz de elimizden gelen imkanı sizlere sağlarız. Şimdi biraz fazla konuştuk galiba. Şimdi işimize koyulalım artık. Video başlıyor. Orası. Önce yavunu bulalım. İçinde yine birazcık yavganmış. Şöyle arkadaşlar. Motorumuzun yavunu bulalım. Bu yavu da arabadan çıkma yavu. Burada motorda kullanıyoruz bunu. Arabanın 10.000'de bir değişen yavu var ya arkadaşlar. Birazcık döküldüm mi? Funi lazım bu. Büyüyken. Orada büyümeyeceğiz. Şeyde büyüyecek. Şuraya biraz... Neyse tam yere değmeden ben. Biraz buraya damladı. Şimdi bir de beydinini koyalım. Bu kola bidonları çok işe yarıyor. Tabi kesim motoruna benzin koyarken önce yandan karıştırıyorsun. Sade benzin koymuyorsun. Aynı ot motoruna yapılmış gibi. Şöyle motorumuzu çalıştırdık, bize kaynamadı. Arada boğuluyor ama şöyle gazımızı şöyle bir şekilde kesmiş olduk. Ben kestiğim için çekim yapamadım da. Neyse böyle kendi haline çalışabildiği kadar çalışsın. İçindeki ihtiyacımız da burada. Vallahi çok işimizi gördü. 2 romuk yonca göttük. Neredeyse Leyland traktör var ya arkadaşlar, küçük kasa. Ondan götürmüş kadar güzel oldu. Nereye kayboldu onu da bilmiyorum. Bakalım nereye gittik acaba, ona bir bakalım. Bugün işimiz gazuk yapacağız. Bakın arkadaşlar güllerimiz açmış yine. Bu beyaz gülleri, onu da söylemiş olay. Tam şöyle gülü şöyle şu tepesinden kırınca tekrardan açıyor. Babam bunu bir tane hastanede çalıştığı yerde bahçıvandan görmüş. Onu uyguladığı sürece bizim her zaman güllah açıyor. Bir de size güzel bir haberim var. Ablam doğum yaptı dün. Allah'a bin şükür güzel bir şekilde kazasız belasız doğumumuzu da atlattık. Yeğenimizi kucağımıza aldık. Yeğenim de kız oldu. Çok şükür Allah inşallah bize de nasip eder diyelim. Bütün doğum yapacak olan kardeşlerimize buradan hayırlı doğumlar. Çocuklarını da kucaklarına sağ salim alabilmeyi nasip etsin Rabbim. Duamızı da yapalım buradan. Biz hayırlısıyla sağ salim kucağımıza aldık. Arkadaşlar o kadar tatlı, o kadar tatlı ki 40 bin kere maşallah. Aynı düğme gibi. Yani böyle görmeniz lazım. Gördüğüm an benim gözüm doldu. Şöyle gözlerimden yaş falan boşaldı işte. Gerçekten çok güzel bir duygu. Rabbim bize de nasip eder inşallah. Bakalım şimdi babam nereye gitti. Onu da sizlerle paylaşmak istedim. Arkadaşlar babam şimdi buranın tırpanını
tırpanan ısırganları yoruyor da. Bu bir tanesi bu galiba değil mi baba? He? Bir tanesi bu galiba. Ha, iki üç tane yetiyor ya. Pat pata koyuyoruz baba, pat pattan çıkartıyoruz. Bir tane de oradan geçiyoruz olmazsa. Tamam. Burası çok ısırganlanıyor ya. Hemen bir ısırganlanıyor var ya burası. Okey, burası eski evimiz, güneş vuruyor. Hatta şöyle güneşi arakama alayım. Oradan doğru çekim yapalım şöyle. Güneşi kessin. Okey arkadaşlar. Eski evimiz bu şekilde. Şöyle şurası göçey göçey diyordum. Babam oraya göçermiş. Hatta beraber ipten çekerek göçer dedik değil mi baba oraya? Unu mu alacaksın? Ha, boşta duruyorlar zaten onlar. Keleyi mi asalım mı ikimiz? Sen bu ayşeyi götürsün ya. Keseri mi? Keseri veya baltayı. Tamam. Bir aşağı hoş da koçur orası. Okey arkadaşlar, üzeri biraz tehlikeli. Ne oldu? Geli. Gel gel gel. Şöyle gazımızı aldık. Babam oradan şöyle iki tane sökmüş. Baltayı da aldım. Şimdi evi yöne gazuk yülemeye gideceğiz. Gazukları yüledikten sonra da yukarı ağlağımızı tutmaya gideceğiz. Pat pata koyacağız da. Şimdi evi yöne böyle eritiyoruz. Havalar artık sıcak ama eskisi gibi sıcak değil. İnsanı bunaltmaya istediği gibi çalışabiliyor. Vallahi harman dövseyi dövülüyor. O derece yani. Şimdi bizim meşhur gazık yolma yerine geldik. Arkadaşlar babam koyunları falan çıkarmış ama eyvah. Telefon düşüyordu neredeyse. Tavuklara da bakmış ama bu küçük cücükleri çıkarmamış. Bunlara şimdi ben bir değ vereceğim. Suların iyisinden. Zaten yanmışlar baksa ya. Gel. Şöyle biraz fazla döküyorum. Bunun hepsini yiyemiyorlar bunlar. Geri kalanı da güvercinler yiyorlar arkadaşlar. Bizim evi duvarına yuva yapmışlar güvercinler. Hatta 5. 6. yavru çıkarışları. Bir sürü var oraya, aynı güvercin kümesi gibi bizim evi yönde. Kalanları da buradan yiyorlar. Yavrularına da şey var ya, karınlarını doyuyorlar. Birazını da bunlar yiyorlar işte. Gördüğün bir çalıştı çalıştı. Böyle kendi kendine çalıştırdım ya. O pisliğini atıyor öyle. Bir de güzel temizlettiriyoruz, bakımını yaptırıyoruz olmazsa. Şimdi gazukları yiyeceğiz değil mi? Şurası. Nerede? Orada da mı? Şurada. İşi yapar bu. Arkadaşlar gazık yüleyken ufak bir sıkıntı oldu. Bakın şu balta, baltanın ucu. Babam şunu güzel bir şekilde şöyle keskinleştirmiş ama tam baltayı vurdu. Kaldı gazığı yüleyken çatta koptu bakın. Şöyle şu şekilde. Şöyle şöyleydi. Allah'tan bağ gelmedi. Yere saplandı. Baltayı şöyle kaldırıp vurayken vurunca kırıldı. Gerçi vurunca kırıldı. Vurmadan kırılsaydın bu gelme şansı da vardın yani. Ya o küçük baltayı mı koydu?
Ki bu buna ya sap alacağız ya sap topluyoruz. Ama çadaktır olsa. Şunu koyalım arkadaşlar. Şimdi oraya yapmaya gidiyoruz. Şöyle malzemelerimizi koyalım. Şöyle 3 tane gazımız var. Bir koşuya koy bakalım şöyle. Şu da var. Tamam. Arkadaşlar babam yürüyerek çıkacak. Kerbiden yukarıdaymış. Ben de şimdi pat patı çalıştıracağım. Şu ara yoldan doğru hemencecik çıkacağız. Şunu çalıştıralım şöyle. Ses demeye değil. Şöyle çekelim. Çalışalım. Mademelerimizi böyle aldık. Doğru ağla yakınına doğru gidiyoruz. O an dedi ben yürüyerek çıkacağım oğlum dedi. O adam dedi malzemeleri alacağım dedi. Serpten mantıklar edem. Onu aldım. Arkadaşlar bu patpat iyi ki almışım. Yani evimizi eşeleyebilirim yani. Bütün işlerimizi görüyor. Şöyle güzel bir yol yok başta. Şöyle video çekmek istedim. Biraz daha kalacağız şöyle. Dar bir yol, bir araba geçecek kadar her tarafına yemeyecek. Şurada da normal ana köy yolu çıkıyor arkadaşlar. Haydi gidelim, gidelim tarlaya, tarlaya. Şimdi ağla duracağımız yere geldik. Bakayım pat patımızı hemen şöyle kenara çıkardık. Yukarıdaki yoldan buradaki yola kadar, komple sınıra kadar bizim. Bakayım şurası koyunları otlattığımız yer. Bu anda oraya doğru yürüyerek geliyor. Şöyle gazıklarımızı gösterelim size. Gazıklar arkadaşlar. Vallahi her an yıkılacakmış gibi duruyor, görüyorsunuz. Hepsi de. Şöyle şurada kapımız var. Kapı. Bu kapı bile açık kalmış. Şunlar şöyle hep sallanıyorlar. Buradan inek de geçer, hayvan da geçer. Her şey de geçiyor. Bakın arkadaşlar şu üst tarafta bir yer var. Orada da tavukçuluk yapıyor Muhammed abimiz. Et tavukçuluğu yapıyor. Biz de burada şimdi bu alayı güzel bir şekilde tutacağız. Buraya sıcak iyi vuruyor baba. Su almadık. Su koymadık. Suyu koyduk ya. Nereye koyduk? Koymamışlar herhalde. Koymamış ya. Koymamış ya. Ben de yarıya gelince fark ettim. Ya buna su dökmeye gerek yok. Zaten şey bu baba. Böyle işte yapacağız zaten. Hı hı. 3 tane bozuk gitti zaten. Orada işte orada beklerken hocamızın yanına geldik. Geçen bahsetmiştim merak ediyordunuz. Çekim yapıyor diye. Bakayım burada 2 tane. Erkek de mi hocam bunları ikisi de? Evet. Erkek kuzuları var. Ya ne yapıyorlar bunlar? Soruyorlar takipçilerimiz merak ediyorlar. Bakın arkadaşlar bizim koyunlar gibi değil bunlar. Hiç kaçmıyorlar insandan. Bunlar kaç aylık oldular hocam? Hiç bilmiyorum ya. Markam doldu. Arif abi de almış. Tam 30-35 tane. Kimden duydum ben onu ya? Bakkaldan duymuşuydu. Dün orada konuştuk da. Benim koç dedim biraz ufak dedim ben. La gel dedi içinden dedi beğendiği al dedi ya. Beğendiği seç al dedi bak. Nereden almış? Birden almış ya. İnek takaslı bir şey yapmış o. Hayvan takaslı. Ondan almış hocam. Ne bileyim çuvatlak mı çuvatmasak mı? Buzdacı da varmış onda 15-20 tane. Ha? Buzdacı da varmış 15-20 tane. Öyle değil ha. Bakmak lazım bir yok. Aynen. Bakalım ben bir tane koç alacağım. Atacağım bizimkileri içine. İyiydi galiba bir yerden aldı. İyi de pek yetişemiyor hocam ya. Biraz şey yapıyor da atlaya da küçük düşüyor biraz. He. Boyu. Bir tane mi o? He bir tane ya. He. Bir hafta dursun içinde. Onları şey yapalım. Tabii. Tohumla onları o zaman. En azından bir sene boşuna gitmemiş ola. Bakın şurada yeşilliği içinde inekli hava. İyi de ot varmış orada. Babam çalışmaya başlamış. Aşağı su almaya gittiydin. Baba su atınca iyi oldu mu? Hocanın iyi koyunların iyi maşallah var. Bu tavlaşmışlar da. İnsanın peşini hiç bırakmıyorlar mı? Bak arkadaşlar bu kazık yerini deliyor. Öyle bu şekilde.
Çarşıya mı gittin? He, Erkan'cı. Hocam. Eskiden daha iyiydin. Değil mi? Eskiden Allah sıkıntısı değildik evet. Hocam. Şimdi geçiyor mu? Kolay gelsin. Sağ ol hocam. Allah razı olsun. Şey var mı? Kazık demiri. Bak bak kazık demirimiz var hocam. Tamam. Bak 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 buraya mı ta? Milletli galiba ne abi? Oho. Oho oldu lan abi. Tam oldu. Kuru toprağa gelen suyun altına hocam hallediyorsun da. Demir olmasa zaten... Hadi şunu takla bakayım. Demir olmasa hiç şansımız yok. Bunu evet, öldürdü. Bu olmuyor, geçmiyor bu. Şey var, incesi var. Keşke o sıra erik diyeceğim. Bu şey bu, biraz daha yumuşak taysuz yerini bu. Taş almayan yer mi var mı dese ya. Bilmiyorum ki de hocam, fayda eder mi? Etmez be. Bu müzik şey, o şeyde araba garajını yollardı bir arada. Ha boş ver. Gidiyor galiba. Gidiyor galiba. İnek bile işte gölgeye kaçmış. Araba garajında işte adam alacak. Ne gidecek galiba. Belki şuradan bir kursusu. Her yer çakıllı taşlı. Kalın kalın. Burada sen 10 traktör çakıl alacaksın. Değil mi? Vaat değil mi baba? Burada resmen buradan harfiyet çek. 20 kamyon daha fazla çakıl geldi buraya. Adamlar geldiler geldiler döktüler ya. Sen hanım ya adamlar. Allah Allah. Orada kalmış dibine çekmemiş. Sanki tam oraya o söz büyük taşla yerleşmiş. Ha kocaman kocaman. Arkadaşlar babam kazık yerini açıyor. Ben de geri kalanı şöyle demir tokmamız var. Ondan böyle bulacağız. Kurayım mı şimdi gazı oraya? Evet arkadaşlar. Tamam. Kazıklarımızı kalktık şimdi. Sıra tel bağlamaya geldi. Bakın sıcak gerçekten de çok sıcak bayağı bir. Bir de taşlar kaynadı. Yer çakıllı olduğu için şuraya. Yağmur suyu da şuraya oydu bakın. Yolu mahvetti. Buraya biz kamyon kamyon çakıl döküldü. Zamanında tavukçuluk yaparken. Şimdi tek işimiz telleri bağlayıp ondan sonra da gideceğiz. Hocam senin yaş kaçtı? 76. Hocamız maşallah 76 yaşında ama maşallah boyuna da bakıyor. Bahçe işleri de yapıyor. Bunun adı ne yapıyor? Reklam yapıyor millet. Bu şeftali. Bölmem ya. Şeftali de şu şeftaliye kadardı ya. Arkadaşlar hocamız bize şimdi su götürecek. O da hemen bizim burada yan komşu. Şeftali. Kendi avacından şeftali döküm olmuş. Sağ olsun Allah razı olsun. Hem bize orada yardımcı oldu. Hem de serinlemek için şeftali götürüyordu. Evin yönünde hemen burada şöyle peyke yapmış. Çınar avacının altına. Gerçekten de yani klimada minga değil baba? Klima insanı rahatsız eder dokunu ama şuradaki serinlik hiçbir şey değişilmez. Güzel mi baba? He? Güzel mi beğendin mi? Şeftali. Aynı sen ocaktan çıkmış gibi olmuş. Gazı... Demir gazı vurdu ya yer açmak için suyu doldurunca. Evet arkadaşlar şimdi eve çıktık biraz dinlendik. Kazıkları o kadar bir sağlam diyorum. Sağlam tuttuk ki inanın kale gibi oldu. Çok da güzel oldu. Gerçekten de ihtiyacımız vardı. Oraya güzel bir ağla tuttuğumuz. Yoksa başkasının hayvanları bir şey girse bizim koyunları otlatacağımız otu yıllardır. Şöyle bir şeftali aldım evden bir tane ara öğün olarak. Hı-hı. Arkadaşlar şuna bakın ya. Gerçekten çok güzelmiş. Bunu doğal üretim yapıyorlarmış. Hani böyle şey değil de köylüden alınanmış bu. Marketten alırken öyle söylediler. O yüzden tadı gerçekten buram buram kokuyor. Çok da güzel. Şimdi size koyunlarımı göstereceğim. Videoyu da orada bitireceğiz. Son kez şöyle koyunlarımıza da bir bakalım arkadaşlar. Hocam gel. Arkadaşlar sıcak hava çok sıcak ki oraya gölgeye kaçıyorlar. Dediğim gibi arkadaşlar videonun başında da söyledim. Adak kestirmek isteyenler bakın koyunlarımız burada. Şu an hiçbirisi de gebe değil. Arasında bir tane koçumuz var. Onu da keseceğiz adak olarak. Buraya bu akşam şey yapacağız. Getirebilirsek bakalım.
Eğer fırsatımız olsa, zamanımız olsa diri bir koç atacağız dişi koyunlarımız için. Çünkü burada 5 tane dişi, bir tane erkek koçumuz var. Ya koçumuz 6-7 ayına girdi ama biraz ufak kaldı. Koyunlara nasıl söylesem böyle tohumlamak için atlıyor ama başarısız oluyor herhalde, boyu falan kısa geliyor. Dediğim gibi bir tane abimizde 30-35 tane koyun var, bir 20 tanesi 15-20 tanesi koç. Adak yapmak isteyen bunları içinden de yapabiliriz dosta. Dişlerden kesmeyeceğim. Bunları içinde sadece erkek koçumuz var. Onu kesebiliriz adakla. Eğer arayan, işte bize adak kestirmek isteyen, bizi tercih etmek isteyen olursa hiç sıkıntı yok. 30 kaç tane? 20 tane erkek koç var. Oradan alıp da biz kendimiz keseceğiz. O şekilde dağılımında yapacağız. Aşağıya bir yere telefon numaramı da bırakacağım açıklamalara arkadaşlar. Hatta şimdi konuşurken ekranı da bile bırakabilirim. Eğer aramak isteyen, iletişim kurmak isteyen varsa oradan beraber iletişime geçeriz. Ya da sormak istediğiniz bir şey de olursa. Sonuçta biz 2500 kişilik kocaman bir aileyiz. İnşallah daha da büyürüz. Bakalım adak işine de girdik Allah'ın izniyle. İnşallah böyle yarın bir gün arkadaşlar durumları düzelttikçe böyle biraz borcumuz var. Onu da açık konuşayım size. Sonuçta herkese bir borcu var. Ödeyince biraz daha koyunları fazlalaştıracağım. Kendime inek alacağım. Yani bu şekilde planlarım var. Eğer tabi adak, siz eğer adak kestirmek isteyesiniz, o şekilde şeyiniz olursa, niyetiniz olursa, akide kurbanı ya da adak, bu şekilde her türlü elimizde var şu an. Zaten köyüm hemen yan komşumuz bizim. Köyü üst tarafında kalıyor. Çok da uzak değiliz. Hemen gideriz orada. Pat pata gideriz. Sararız bir tane ya da arabamıza koruruz. Geliriz evin önünde keseriz. Size de WhatsApp'tan dağıtırken olsun. Keserken olsun. İletişime geçeriz zaten. Değil mi? Bu benim tavuklarımın bekçisi bu adam. Bu adam geldiğinden beri çok şükür arkadaşlar bir tane bile tavuğumuz zayi olmadı. Hem koyunlarımı bekliyor. Değil mi? Tony. Aslan parçası da bu sene doğdu. 6. ayına giriyor. Maşallah şuna baksayız da. Onun anası bu. Şu da geçen senenin kuzusu. Bu neredeyse bir yaşına yakın girecek. O da tohumlama olsa bu sene yavrula. Şu da koçumuz. Evet arkadaşlar, koyunlarımız bu şekilde. Burada da videoyu bitireceğiz. Adak kestirmek isteyen olursa, bize ulaşırsa sevinirim. Biz de bu şekilde adak işine girip ilk adak siparişimizi alıp keseriz Allah'ın izniyle. Umarım dini şartlarımıza uygun bir şekilde. Bunu da bu şekilde sizlerle paylaşmak istedim. Bizi tercih ederseniz de seviniriz. Daha çok koyunlarımızı genişletiriz, büyütürüz, sürümümüz büyür. İnşallah güzel işler yaparız. Bu şekilde videoyu burada kapatacağım. Hepinizden Allah razı olsun. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Eksik olmayın, sağ olun, var olun arkadaşlar. Sizlerin sayesinde 2500'lük, 2400'lük güzel bir kanal olduk. Güzel de ilerliyoruz. Güzel de yorumlar geliyor. Hepinizden Allah razı olsun tekrardan. Bakın tavuklarımız da buradalar. Şunları eşeleyelim. Bu şekilde biz dolu dolu koy hayatını yaşayıp sizlere de yaşatmaya çalışıyorum. Numaramı açıklamalara bırakacağım. Eğer ihtiyacınız olursa oradan bana dönüş sağlayabilirsiniz. Sizleri seviyoruz. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere.